Uyuşunuz ama erken uyanmışsınız. Hiç uyumadım ki. Ne oldu? Hasta mısınız? Bir yerinize bir şey mi oldu yoksa Betüş Hanım? Çok iyiyim. Çok sevincimden uyumadım. Avni Beyler bu evi satın aldılar. Ne? Evet. Bak Allah'ın işine. Uğur Bey'le konuşmuşlar, anlaşmışlar. Artık bu ev onların, biz de onların kiracısıyız. Ay, çok sevindim. İnşallah bir gün siz de ev sahibi olursunuz Betüş Hanım. Ay inşallah. Ama biliyor musun hiç önemli değil. Bu da bana yeter. Düzenimiz bozulmadı. Taşınmak zorunda falan kalmadık ya. Oh çok şükür. Betüş Hanım siz kahvaltı hazırlamayı bırakın, çocukları uyandırın. Devamını ben yaparım. Çocuklar çoktan uyandı bile. Betüş bak, oğlum babasının kravatını taktı. Ay, pek güzel olmuş da okulda böyle değişik değişik kravatlar takmanıza izin veriyorlar mı? Bugün okulun kuruluş yıl dönümü. Konuşma yapacağım da ondan. Ay sevsinler. Kızlar nerede Betüş, çağırsana gitmeden bir yüzlerini göreyim. Tamam canım, sesleneyim gelirler. Ceren, Çilek hadi kahvaltı hazır. Geliyoruz Betüş. Kahvaltıya geliyor musun Çilek? Tabii ki. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorsun Çilek. Ne oldu Çilek? Gelmiyor musun? Bir şey belli etme. Giyinip geleceğim de. Ceren gitsin, seninle yalnız konuşmamız gerek. Üstümü giyinip geliyorum abla. Tamam. Seni süslü seni. Ne oldu Perihan teyze? Bunu bir yerden tanıyor musun Çilekçi? Yoo. Çilek. Tamam Perihan teyze, tanıyorum. O zaman neler yaptığını bildiğimi de tahmin ediyorsun herhalde, değil mi? Ediyorum. Ayıp değil mi Çilek? Ayıp değil mi? Koskoca dedeni böyle hiç olmayacak bir hayale alet etmeye hakkın var mı? Evet, belki Kendal Bey'le anneannenin ayrılması dedeni mutlu edebilir. Ama böyle bir mutluluğun bedeli olarak dedeni Eda'yı üzmeye mecbur bırakmamalıydın. Ne yaparsan yap, sen Yavuz'un mini mini bir kardeşisin evlatçım. Şimdi küçük hanım, bu yaptığın yanlışları düzelteceksin. Önce anneannene yaptığın bütün sihirleri geri alacaksın. Sonra Eda teyzene gideceksin. Her şeye senin sebep olduğunu anlatacaksın. Sonra da dedeciğinle teyzeni barıştıracaksın. Anlaştık mı? Ben çok ama çok sevdiğim bu güzel, bu tatlı, bu mini minicik peri kızından bu büyüklüğü bekliyorum. Anlaştık. Haklısın Perihan teyze. Tamam, hadi gidelim o zaman. Ama herkes beni kahvaltıya bekliyor. Beklesinler. Biz her şeyi halledip gelene kadar sevgili arkadaşın senin yerine bakar. Öyle değil mi hayatım? Ne de olsa sen ne söylersen yapıyor ha? Hadi, hadi gidelim. Geri ekmeklerimiz geldi. Ay Çilek nerede kaldı Firuze? Açlayalım Çilek. Ay geldin mi kızım? Hadi geç bakalım. Babası bak. Çilek de geldi hep beraber kahvaltı edelim. Ben çeşitim. Yok gerçekten bir şey kalmadı. Ay kızım sen de rezil. Dur bir dakika bir dakika. Oğlum sen bugün konuşma yapacaksın. Sesin açılsın değil mi? Ye bakayım şunu. Çilekciğim hadi sen de içine hayatım. Aç ağzını. Peynir. Adam bakmıyor.